Adamlar da aldılar harb oladı. Ve adamların gazabı güçlüydü. Adamların gazabı daim güçlüyken adam hayatta azar, aziyet bile yaşaydı. Kayak kabarsa, cirki olursa, kayak kabarsa, turtuğra duyan olsa bu adam aziyette yaşaydı. Kim aziyette yaşasa? Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Termiziy rivoyatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdiki, Allohdan hayo qilinglar dedi. Allohdan uyalinglar dedi. Bu Rasulullohning so'zlarini eshitgan sahobalar, ya Rasululloh, biz hammamiz Allohdan hayo qilamiz dedi. Va aytdi-ku, biz ham Allohdan qo'rqamiz, biz ham uyalamiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy hayoda nimani aytdi? Haqiqiy hayo kallaga kelgan fikrni qaytarishlik. To'g'ri kelgan narsani fikr qilavermaslik, kallaga to'g'ri kelgan g'amni yozmaslik, qoringa to'g'ri kelgan taomni yeyavermaslik, o'limni eslashlik, balolarni eslashlik, mana shuna haqiqiy hayodir. Agar soddaroq qilayotgan bo'lsang, halolni qilib, haromdan tiyilishlik inekin kishida hayodi borligiga ishora qiladi. İmam Termiziy ve Ahmed keltirgan hadislarda Nabi sallallohu alayhi vasallam ahmad qiladi. Arba'un min sunanil mursalin. At-ta'attur, an-nikah, was-siwak va al-haya. Avvalgi payg'ambarlardan qolib kelayotgan sunnat 4ta deydi. Ya'ni hamma payg'ambarda bo'lgan mana shu sunnat. Bittasi xushbo'ylanishlik. O'zini hidini shirin qilib yurishlik, yuvinib yurishlik, atir sepishlik, musulmonning hidini yaxshi bo'lishligi. Keyingisi nikoh, keyingisi misvoq ishlatishlik va 4-tinchisi hayodir. Mana shu 4ta sunnat hamma payg'ambarlarda bor bo'lgan. Salaf solihlardan mana hayoga shunday bir ta'rif beriladiki, ulamolardan biri aytadi, hayo kishini qabih bo'lgan ishlarni tark qilishlikka buyuradi va har bitta haq egasini haqqini ado qilishlikka yetaklaydi. Kishi qabih ishlarni tark qilayotgan bo'lsa, bir va har bitta haq egasini haqqini o'rnida ado qilayotgan bo'lsa, bu kishi hayoli kishi deb ataladi. Endi keyingi hakimning so'ziga quloq solamizda, biz o'zimiz hayoli kishimizmi yoki behayo kishimizmi? Mudobolardan biri aytadiki, "Man amila amalan fi sirri yastahi minhu fil alaniyati falaysa li nafsihi indahu qadarun." Bir odam deydi, "Mana sotib keraylik o'zimizni shu tarozda o'lchaymiz." Yolg'iz qolganda bir ishni qiladida, shu ishi oshkor bo'lib qolsa uyalib qoladi. Tushunali bo'ldimi? Yolg'iz turganda bitta ishni qiladi, uyalmaydi o'zidan. Endi odamlar eshitib qolsa uyalib qoladi bu gapdan. Demak, shu kishi o'zini o'zi hurmat qilmas ekan. O'zini uyatga qo'yib qo'yaptimi? Demak, o'zini hurmat qilmas ekan. Al-hayo minal iymon wal iymon fil janna wal badao minal jafa wal jafa minan nar. Ibn Majr rivoyati. Hayo dedi Rasululloh iymondan. Iymon esa jannatdan. Behayolik, besharmlik bu jafodan, quruqlikdan, iymonsizlikdan, endi iymonsizlik qayerda bo'ladi? Jahannamda bo'ladi. Mana hayo xususida gapirdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayosini gapirdik. Xususan bir zamonlar bo'ldiki, ana shu hammomlar umumiy bo'lgan paytda avratlarni ochib kirishlikka majbur qilingan. Bu kattalar biladi. Ish ichki kiyimi bilan yoki bir qandaydir avratini yopadigan biror mezor bilan, mato bilan yopishlik man qilingan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadi, birovni avratiga Ali roziyallohu anhu dan ekan Buroning avratiga qaraganda ham, avratiga qaratganim Allohning la'natiga loyiq. Avrat nima edi? Mana bilamiz avrat o'rinlarini. Erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, avratini yopib yurmaydi ekan, yopib yurmagan odamga ham Allohning la'nati bo'lsin, avratiga qaraganga ham Allohning la'nati bo'lsin. Xudoga shukr, mana sovuq tushib qoldi, kiyimi hamma o'ranib qoldi. Yoz bo'lganda ahvolimizni ko'rdik nima bo'lganini. Ko'chalarda yurishlik imkoniyati bo'lmay qoldi. Hasan Basri aytadi, La yasluhu duhul al-hammam illa bi izarayn. Izarun lil avrati va izarun lil ayni. Kishi hammomga kiradigan bo'lsa deydi. Ikkita izor, ikkita yopinchiqqa muhtoj bo'ladi. Bittasi o'zini avratini yopadi yopinchiq, ikkinchisi ko'zni yopinchiq. Mana aytdik, qaraganda ham, qaratganga ham Allohning nasib bo'lsin, la'nati bo'lsin. Hatto Nabiy sollallohu alayhi vasallam qozoy hojat qiladigan bo'lsa, to' o'tirib olguncha etagini uzmas ekan ustidan. Bujun mulohaza qilib ko'raylik. Har bitta bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday axloq egasi bo'lgan. Salmon Farsiy roziyallohu anhu aytadi, "Birovni avratiga qaraganimdan ko'ra,
Yoki meni hayotimga biroq qaragandan ko'ra 3 marta o'lib, 3 marta tirilganim menga osonroq deydi. O'ylab ko'raylikin. Hattoki Usmon ibn Affon roziyallohu anhu uyida g'usl qiladigan bo'lsa, eshiklarni bekitib uyini g'usl qiladigan bo'lsa, ana shu ustiga yotgan ezorni ko'tarmas ekan, qaramas ekan o'ziga. Yuvinadigan bo'lsa, sal engishibroq yuvinar ekan, tikka ko'tarib olmas ekan galdasini. Hayo qilganligida. Bu mana shu hayosiz bilan bizning zamonimizda nohatta bir kamyob matoga aylanib qolyapti. Hayoli kishida, mana Imom Buxoriy keltirgan kitoblarida Bushayr ibn Ka'bdan hikmat kitoblarida shuni yozilganki, inna minal hayai vaqoran va inna minal hayai sakinatan. Hayoli uyatchan bo'lgan kishida viqor bo'ladi. Hayoli kishida sakinat bo'ladi. Xotirjam bo'ladi bu odam. Nimaga xotirjam bo'ladi desa, yolg'iz qolganda biror bir gunoh qilmaydi-da, odamlar bilib qolmasin deb turib xavotirga tushmaydi. Odamlar ichida qanday xotirjam bo'lsa, o'zi bilan yolg'iz qolganda ham xotirjam. Alloh taoloning huzurida ham kishi xotirjam bo'ladi. Usmon ibn Affon haqida payg'ambarimiz nima degan? Arhamu ummati Abu Bakr va shadduha fi dinillahi Umar va asdaquha hayan Usmon. Ummatimni ichida eng rahimliligi, eng shafqatlisi bu Abu Bakr dedi. Allohning dinida eng shiddatli qattig'i Umar dedi. Endi meni ummatim ichidagi eng uyalchangi, hayoligi Usmon dedi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Imomi Ahmad musnadlarda keltirgan Ma kana al-fahshu fi shay'in qatt illa shana va la kana haya fi qatt illa zana. Qanaqa ish bo'lishdan qat'i nazar, mana shu ishda fahsh bo'lar ekan, behayolik bo'lar ekan, fahsh bo'lar ekan, shu ishni albatta xunuk qiladi bu narsa. Va qaysi bir ishda hayo bo'lar ekan, albatta zinatlaydi. Bir o'tirishda oladigan bo'lsangiz, bir o'tirishda majlisda og'zidan shoda kirib boda chiqadigan behayo so'zlar gapiradigan majlisni tasavvur qiling-u va mana shu narsa yo'q bo'lgan ikkinchi majlisni tasavvur qiling. Qaysinisi zinatlik, qaysinisi fahsh hisoblanadi? Bu agar sizni yurgan ana shu jo'rizdizmi, kurugizdizmi, so'kinadigan, shuqa bir haqoratli gapni bemalol gapiradigan bo'lsa, o'tiraverganingizni o'rganib qolgansiz quloqingiz. Endi pokiza majlisga kirib qolgan odam darrov bu narsani ayirmasiga borib qoladi. Va aksincha, pokiza majlis turgan odam fahsh bo'lgan majlisga kirayotgan bo'lsa, o'tira olmaydi u yerda. Chunki quloqi bu narsalardan pokiza bo'lib saqlanib qolgan bo'ladi. Jamolona bir shunday chiroyli so'zi keladiki, la yakun istihyauka minan nasi min nafsika aksar min istihyaka min g'ayrika. Odamlardan uyalganingdan ko'ra ko'proq o'zingdan uyalgin. Bu agar inson o'zidan o'zi uyaladigan bo'lsa, unga qorovul ham keragi yo'q, soqchini ham keragi yo'q, hech kimni keragi yo'q. Chunki o'ziga o'zi kim u? Qorovul. Abu Hatim aytadi, qaysi bir odamni hayosi go'zal bo'lsa, uni xulqi go'zal bo'ladi. Yaxshiliklari ziyoda bo'ladi. Endi kimi hayosi ko'tarilsa, uni xursandchiligi ketadi. Xursandchiligi ketgan odam odamlarda oldida xor bo'ladi va odamlarning g'azabiga uchraydi. Odamlarning g'azabiga doim uchrayotgan odam hayotda ozor aziyat bilan yashaydi. Qayoqqa borsa jirki ursa, qayoqqa borsa turturadigan bo'lsa, bu odam aziyatda yashaydi. Kim aziyatda yashasa, hayotda mahzun yashaydi. Kim doim mahzun yashasa, aqlini yo'qotadi. Aqlini yo'qotgan odamni og'zidan chiqqan so'zi ko'proq o'ziga nima qiladi? Ziyon qiladi. Behayo odamga dori yo'q. Bu kasalmas, jismoniy jasadiy kasalmaski tashqaridan bir tabib kelib tuzatib qo'yish iloji bo'lsin. Inson o'zini o'zi tarbiya qilishi kerak bo'ladi. Chunki nohotki o'zidan uyalmaydi. Odamlarni mana bir chekka surib qo'ysin. Xo'p, Allohni ko'rmayotgan bo'lsin. Inson o'zini o'zi hayo qilmaydimi? Hayosi yo'qni dorisi yo'q. Hayosi yo'q bo'lgan odamni vafosi ham bo'lmaydi. Ya'ni mana nifoq haqida dars qilganimizda aytdik, munofiqda alomati 4ta dedik. Shundan bittasi ahdiga vafo qilmaydi. Behayo odam bir odamga va'da beradi, va'dasini bajarishlikda sukkashlik qilib bajarmay qo'yaveradi. Abi uzrni aytib qo'yaman, bir bahona aytib qo'yaman. Hayosi bor odam va'da berdimi nima qiladi? Bajaradi. Avvalambor Allohdan yoradi u. Qolaversa o'zidan yoradi. Qolaversa odamlar oldida nima degan odam bo'laman? Qo'y, shu joyga bormasam, shu odam ustidan chiqmasam bo'lmaydi deydi. U iqtisodiy zararmi, foydami farqi yo'q. Endi behayo bo'lgan odamda vafo bo'lmaydi. Kim gapiga javob bermaydigan bir do'sti hamrohi bo'lishiydi xolik. Vafosi yo'q odamni do'sti bo'lmaydi. Chunki bir do'stki doim sizga so'z beradi, bajarmaydi. Doim va'da beradi, ustidan chiqmaydi. Do'st qilasizmi buni? Bu erkak emas bu deysiz.
Çünkü özünü buralarda oldu da şarmanda buluşuydan hay akıma yaptı mı? Rafası yok adam mı? Buralarda dostları bu muydu? Endi dedi. Bir haya boyun adam. Haklagen gapını yapırsın. Haklagen işini kısın. Hüccet kılıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kuyudaki hadis geldi. Buhari, Abu Davud, İbn-i Maci ve Ahmet geldirgen hadis. İnne mimme adraken nasu min kelamin nubuvveti el-ula ize lem testahi fefel manşid. Adamlar geldiydi peygamberimiz. Hamma peygamberlerden yetkiyen bitti söz var. Yani hamma peygamber etken bunu. Hamma peygamber özün ümmeti geçken. Hamma peygamberler ümmetleri yetişken şu söz. Ne neydi bu? Eğer üyelmesin, haklagen yeni kal. Hayası bulmayı adam haklagen işini kısın, haklagen gapını yapırsın. Ahırı tayin bu adam. Bunu ne zamanımızı yakayt edin. Arakur, Allah'dan korkup, Allah'dan haya kılıp arakı terkilmezseken, dünyada kanaka akıbet topuştuğu yüzü de yakışı bulamız. Sütkur, Allah'dan haya kılıp, sütkurluğunu terkilmezseken, kendi harbolcuğunu, cüde köpçülüğü de köremiz buladı. Peki ne kıl erkeği esimizden çıkıp buladı? Sütkurluğu pul vergen diyen, sütkurluğu pul alıp durup, bir yıl iki zor yaşayan adamdı, beşinci yılını kalemdir mi bu yaptı? Peygamberimiz ne diyordu? Hay akıllıysan Allah'dan, hala geneğini kıl. Sen de bol orabeyini diyordu. Harbolu yürüp de kalkı şehirlerdi ki o adamlar. Kaçı yürüp de yüke alamazdı. Ne sebepten? Allah süt horlukke kol urgen adamge Allah özü uruş eylem kalemen degen. Sözde eşitken. Dekin uruş eylem kalemen geçe şu bir res urup gelemen. Bir metre şu apelesini bacarı olamaz. Şu bilen bup getirdi degen. Allah'dan hay akımı oldu. Allah harkoldu bulardı. Haram ticaret ile bala çakasını bakıp gettik diyenler. Allah'dan hay akımı oldu. Hayatta harbolu kendi körü yaptız. Bala çakas harkılı yaptı kere bir sözü atayın asını. Allah'dan hayal kılıp, gap taşımayan adam, ya ki gap taşıyan adam, Allah'dan hayal kılmıyor. Allah'dan yönümesinden gap taşıyken payıda, gıybet kılıyken payıda, gıybet kılıyken adam da şöyle bakmasa, şu gıybetçinin halı kan diye buladı. Allah'dan hayal kılıp, gıybeti taşımadı, Allah Teala dünyada yüzünde har kıldı. Bana hayal geçesek, kız gelinlerimizi kıyımlar yakarıyelik. Bana etti ki, bizde cevamil huluk, güzel huluklarının mükemmel görünüşü yok. Maçki beş mal katnaysiz, ders konuğa borasız, Kur'an yodlaysiz, kızınızı qanday kiyin, keliningizni qanday kiyin kiyib chiqib ketayotganligini ahamiyati yo'q sizga. Allohdan hayo qilmaysizmi? Ders xonaga borasiz, maçga kelasiz, masalan eshitasizda, chiqib turib bilgan ishingizni qilasiz. Harom tijorat qilib bo'lmaydi, manday-manday qilib bo'lmaydi desa eshitib turib bilasizda, Allohdan uyalmasdan chiqiblar boboyda davom ettirasiz. Bu Allohdan uyalishlikka kiradimi, kirmaydimi? Ota-onalar farzandlarni oldida avratlarni yopib o'tirmasligi, masjidda ozon aytib turgan paytda serialni o'chirolmasdan enalarni ko'rib o'tirishligi, shomdan o'g'li qo'ygan deyishlik, bu Allohdan uyalishlikka to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Endi buni ko'rib katta bo'lgan qizlar yoki kelinlar nima bo'ladi katta bo'lganda? Allohdan hayo qilmagan odam deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, xohlaganini qilsin. Bu odam hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ko'rayotgan kinolarimiz. Aytamiz u, siz agar özünüzden üyelmezsiniz, siz geç kanalına sana paydası teymiydi. Polizde turup da şu pultu. Yani şu BM'nin nasıl kep kaldı. Şap basa uçurup koyu yani kuvvet izletme yaptı mı? Allah'ın üyelmeyken de gizmez mi şu? Özünüzden. Eğer yanınızda bitti adamı uçurup koyarsınız. Kimden üyeltersiniz? Allah'dan üyelişlikke haklı yaramaz mıydı adamlarda üyelişlikten göre? Yalvaz koyan da kişi ettik. Özünden üyeladı yan basa hiç kimden üyelmeydi. Çünkü yalvaz koyan diyen anık kimdiki? Adamlar içinde bu kendiyen anık kimdiki? Bana kadın zamanlarda rivoyatda keltirilgan bir kişi ormonda ketarken keçesi keçirip koyan payet edi. Bir şerdi avazını eşitti de darahke korkup çıkıp aldı. Hali bakırken şer keldi de darahta aldığını tımızkilerini pidep ketti. Ketkenden ki hali darahtaki adam şu parası darahta bir adam yatıptı. Hali adam bu yatıptır, hazır maki şer keldi. Korkmuyuz mu ormonda yalnız yapken de dese hali kişinin yapını karayın. Men deydi Allah'dan başkadan korkanı yüelemen deydi. İhtimal ki şu kişinin Allah'dan bugün hayasıya Allah Teala mükafat kılıp şehrinde kürsetmezsen ne yakıcıldır vardı. Biz şu köp işlerde adamlar bilip koymasın diye kuramız. Hatta ihsanlarımızı buradalar. Koyun da adamlar ne dedi de durup Subhanallah yan başımızda ikide balası bulan koyan Tuhat'ın bir adı bir miskin bir çare kemal adam vardı. İkideden tötüden namberi koysayken ihsan bulu aradı. Allah'dan korkup ihsan kıymıyız. Hayal kılıp. Lakin üyet indi. Tuttu bala bakıp durup bitti ihsan kılışmadı değişmesin deyip adamlardan hayal kılıp adamlardan rüyasını kımeli buna ki ihsandı.
Çünkü kıyamet günde Allah Teala cehennemde birinci taşıdığın üç adamda bittiyse ağlamadı. Ne mi iş kıldın dedi, ilim okudum, ilim öğrettim dedi. Yalan yapardın dedi, adamlar da kıldın dedi. Sud uzakka dedi. Baylat geldi, ne mi kıldın dedi, senin yolunda pul sarıladım dedi. Yalan yapardın dedi, Allah dilini bilip duradı bulardı. Adamlar seni sahidi işin kıldın, sud cehennemde dedi. Canını Allah'ın yolda kurban kıyken şehit de geldi. Ne mi kıldın dedi, canını verdim dedi. Yalan yapardın, sen adamlar da aldı da şehit de gel makamda alışın kıldın, sud cehennemde dedi. Talabalar, dersli yaşlarla bormasan damla malamat kıymasında bu okuyumuz. O için bizi kellemiz hiç bola kirmeyordu. Mektepte okuyorken okulçular. Eğer Allah'dan hayakalı okuyanımızda bu görene değilim. Ve her bitti hünere gelse özünü kılıyken şiki sap görürsün mahşetindeyken koydan. Biz Allah'dan korkup kısayık her bitti işimiz. Allah'dan hayakalı okuyan olsak siz bilen bizi ünübüsçülüğümüz anık. Bidaya ve nihayede bana Usman'ın mehvan hakkında şimdi bir hikaye kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Ayşe anamıza aitadı. Neni hücremde dediydi. Neni hücremde tururdu. Yan başlığa gene dediydi. Baldırında bir kısmı açıldı dediydi. Yan başlığa yatağı aradı. Ana şu hanege kirgeni Ebu Bekir Sıddık izin soradı. Peygamberimiz kirin dedi. Kımıllamadı. Arkasından Ömer ibn-i Hattab girdi. Peygamberimiz kımıllamadı. Sonra kirişlikte Usman ibn-i Affan izin sonra geldi. Peygamberimiz şimdi gözünü torlak oturup aldı da ayaklarını yap aldı. Bu kişiler çıkıp gitgenlerken Ayşe anamız etti ki Ebu Bekir kirdi, para akımadiz. Ömer kirdi, para akımadiz. Yani Osman kirgende doğru oturup ayarları cevapladığınızda dedi. Ahir Osman'dan farişteler hayakısa, ne hayakı mıyım mı Osman'dan dedi. Osman şimdi hayalı kişi ki farişteler hem ondan hayakıladı dedi. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem o kişiden hayakılı yaptı. Bizde hiç kim rayakımasından, bizden hiç kim hayakımayken olsa bir oylanıp göreyle. Biz özümüz hayakımayıp şekilde Allah'dan. Özümüz hakkımızı hayal kımayıp şekilde. Salaf-ı salihler, sahabeler, bana şimdi bunu kişiler bu yani. Ana şu kıyamet günü de mahşer yoktu, hiçbir saye bulmuydu. Fakat Allah subhanahu ve teala'nın arşının sayesi düştüredi. Bana muttefakın aleyhi bugün hadiste, bana şu sayede insanlardan yedi kıl taifede gizdüredi. Şunların içinde Resulullah sana biterken, mansabdar, güzel bugün bir ayol, zinage takil kıyan payıttı, ondan fakat razılık talep kılıp duruyen fayette men Allah'tan korkamanda uzunu tiygen yigit ya ki kişi bana şu Allah'ın erşinin sayesinde duradı. Çünkü bu yigit ya ki kişini nimet olsa yaptı. Hiç kim görme yaptı. Hama şarait muhayyo. Fakat şu zinage razılığı, mailigini bildirip oysa bu oldu. Hama şarait. İmtihan şunda buladı. Köçede ketekenimizde, işli ketekenimizde siz bilen biz üstümüzde zinadege imtihan yok. Çünkü onun şarait yok da hala. Bizden fakat şu zinaya razılıkla talep kılınken payıda hemen şarait muhayyab olup şu orunda biz özümüz Allah'dan korkamadan da teyip kalsak şunda siz bilen biz zinada imtihan edemiz. Haram pullan hazır şöyle oturduğumuzda hiç kimse imtihan yok. Siz salda akılırken de açıkça birlikte bir yüz somda min somda bir vardı. Egesi keti yaptı. Hiç kim görmedi. Bana şu orunda sizi şu min somunu yüz somunu kaytar verişlikle neme mecbur kılar. Yanınızda buraları sürgen olsa ertesi rüyalı yanından beri yapan değilsiniz. Demet olsa da. Şu oranda inlemezsen şu pulda egesini beri orayken olsayız. Allah'dan korkuyken için beri yapsın. Ya ki bandat namazıya hiç kim yok olayken payette uygun değiliz. Sizin demet uygunsadır. Uyu soğuk. Tağarada yan çıksa soğuk. Hiç kim yok. Körpeden çıkış kemi yaptı. Sizin demet uygunsu yaptı şu yerde. Eğer siz minta hadis yapmayken bu size, on para konu yapmayken bu size, şair gıttırıp, Bismillah'da tarat kıl, namaz getir yapsın mı? Demek sizi Allah'dan bugün korkuyu sizi kımalat yaptı bir yerde. Çünkü biz özümüzü, kimliğimizi yalgız koyanda bilsek buladı. Allah'dan korkamız mı? Yok ki, adamlardan yalanız mı? Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste, muttefakın aleyhi hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, اِنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِهِ لَمَّ حَضَرَ اَيُّ اَبِنْ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرُ اَبِنْ Sizlerden aval yaşayıp etken adamlardan biri ölüm saati etken payette bu boy bu adam bu genirdi. Farzandlarını toplar ıhtızar halatı da etti ki men kanaka at edin sizlerge. Farzandları yakşı at ediz dedi. Bekim bu kişi etti ki men hayatımda hiçbir yakşı yıkıma gelmem. Şunun için Allah'dan korkamam kıyamet gününde tırıl tırıl soru ediyen basa. Şunun için men ölgenimde küldürüyle külümlü yarımını dengizge, yarımını tuprak akarak, yer yakarak taşıp başlayırlardı. Farzandları vasiyatını kılıştı, küldürüştü, külünü suge ve kurulüke taşıp başlaştı.
Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xokini yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qilding? Parvardigora, sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tufaylik Alloh taolo bu bandani gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir namoz taqvoda oz bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohini kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sababli. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yaqulullohu azza va jalla: "Iza arada abdi an ya'mala sayyatan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha, fa in amilaha faktubuha bimithliha, fa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana." Meni bir bandam dedi Alloh taolo, gunoh qilishlikni niyat qilsa, to shu niyatini amalga oshirib gunohini qilmaguncha gunoh deb yozmaylar bitta. Agar shu gunohni amalga oshirsa, bitta gunoh yozinglar. Yo'q, endi mendan qo'rqib turib tark qilsa, shu tark qilganiga bitta savob yozib qo'yinglar. Gunohni niyat qildi, lekin qilmadi Allohdan qo'rqib. Shu niyat qilganiga ajr oladi. Shu niyatini amalga oshirmaganiga ajr oladi, chunki Allohdan qo'rqyapti. Salih solihlarda bu to'g'rida aytgan bir hikmatli so'zlari bor. Hukamolardan biri aytadi: "Al-huznu yamna'u ta'am, wal-khawfu yamna'u zunub, wa raja'u yuqawi 'ala ta'a, wa zikrul mawti yuzhidu 'anil fubul." Oxirat haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni aytamiz-ku, bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigin tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam, beshta kelamiz to'polon qilamiz eshigin tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayoli, qanaqa ovqatligini bilmaydi, ishtaha bo'lmaydi, sho'rma shirinni bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'pam ishtahosi zo'r bo'lavermaydi. G'am bo'lsa qalbida, Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rqish sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlardan biri qaraylik-da. Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsak demak, Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi. Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohni ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohdan rahmatga umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar deb turib gunoh masiyat qilishlik o'rniga taqvoda, to'atda quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonni hayotdagi oshiqcha dabdaba, zeb zinatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indinga o'lishini bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olib kelish haqida ham qilmaydi. Chunki ertaga o'lishini eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abul Qosim Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, buni aksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? Talpinadi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqqan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloning o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayotgan emas. Gunoh ma'siyat qilib qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi. Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talpinib borgan bo'lardi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek, gunohdan kishi do'zaxga tushishligim yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek, kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzayl ibn Yas rahimahulloh aytadi: "Man xofa Alloha dallaqul xofu ala kulli xayrin." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat yaxshi ishlarga turtki degasi. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z gunoh deyildi. Qo'lida bor xayr ihsoni haqiga sarflaydi, ertaga Allohdan oldiraman deydi. Agar sarflamasam hisob kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi, g'azabini yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi. Jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir marta Allohdan rosa kam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi: o'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar
ölüm, kasallik, kambag'allik Alloh taolosi siz bilan bizni taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shuna bo'ladi, qo'rqmasak ham shuna bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuraydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovga haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan hirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquv faqat yomonlik keltiradi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvning turi bor? Allohdan qo'rqayapmizmi? Kambag'allikdanmi? Faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsa Alloh taolosi o'zi narx qilib qo'yadi. Shunday emasmi? Birni bersang, undan olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik. Biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashib, siylar rahim qilaylik, to'satdan keladigan o'limni narx qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashlab turib, bitta Allohdan o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biroq mansabdan ishdan hayda olaman desa, xotirjamsiz. Rizqim beradigan Alloh. Bitta ishi yo'lsa kimsin ochadi. Birovga po'posa qilib cho'chisa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan, yoki hamma qo'rquv bizning ustimizga yozib qo'yar ekan. Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yaxshilik keltiradi. Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yomonlik keltiradi. Imom Subki aytadi: "Ma xiftulloha yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal-ibrati. Ma ra'aytuhu qab." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimi orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni qo'shnisiniki ham unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, yaxshi ham demaganim dedi, yo'q boshimga suygan ekan dedi. Agar shu shak gapirib olganimda nima bo'lardi? Xijolat bo'lardi. Yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganim bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv, bilingki, siz bilan biz aqli ojizimiz, yetib bormayotgan bo'lsa ham bizni faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga. Xoling salomatchiligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquv orqasida juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadisni eshitdim dedi. Banu Suvayldan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi. Va 60 dinor, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lavardi. Nima yig'layapsan dedi. Allohim, men shu pulga hojatim borligi uchun xo'p dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilganimda Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaifa bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga Allohdan qo'rqibsan, nimaga men qo'rqmayman? Pulam senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy. Ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga bo'ldi degan yozuv paydo bo'ldi deydi aslida. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi. Ittas kun o'lar ekan, yaxshi ham tiyib qo'ygan. Aytayapsiz-ku, Allohdan qo'rqib bir narsadan tiyilaveraylik, albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganligidan. Kim edi bu? Islomda iymon keltirishi bilan islomga quvvat bo'lgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan iymonga kelgan kishi. Tirikligida jannat ta'birini eshitgan kishi Allohdan qo'rqib yig'laganligidan. Insof qilaylik, bir marta yig'laganmizmi? Sahobalarning tarixini, payg'ambar alayhissalomning tarixini eshitganda ko'zimizga jiqqa yosh keladi. Ha, xo'p, yaxshi. Zo'r. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda, jannamoz ustida kechqurun yig'laganmizmi bir marta? Allohning soyasida turadigan 7 ta odamning bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi jannamoz ustida turib, Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. 7tadan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohdan xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik
Peki paşanın boşçalık yaş çıkan kişinin közüge cehennem utharam dedi. Kıyamet günü de bir bandana Allah Teala rivayetlerde keltirilirdi. Savab günah amaları tartılgen de günah amaları basıp etti. Şunda bende dozaka hüküm kılındı. Bir tane kifriye Allah yine de akıldı. Parvardigar közüden kiçkineye köz yaşlı çıkan Allah'dan korkup. Allah'dan korkup kiçkineye yaş çıkarken közge cehennem otu haram degendi ki ben güvahıma bana şimdi turgen közden yaş çıkan derken. Şunda şu kifriye de Allah Teala sözünü alıp cennetke kifriye ederken şu bende. Şu kifriyelerimiz güvah bugün mü? Biz de gözümüzden akkan yaşlar gel. Yalnız koyan payetimizde. Yani bu sahabalar bilen, bu salaf-ı salihinler bilen bizi takas edilen bulsak, şimdi misal diyelim şu dinden uzağa yürgen, dinden behava yürgen adı biz özümüzü başka çağdan bir yaşlar kıskıramız o. Biz maçke yürü yapız, biz 20 gün, 30 gün taravaya bar yapız, 30 bara hatmada durup biz bir katlı iş kırarken yokşayız da. Şeytanı yeni koyabilen oralardan bir tanesi çünkü. İnsan özünü başkalarından katta tutup oyanlığı, amallarını köprüge bilen fakirlanan bir balışlığı ve günahlarını esen çıkarıp koyduğunluğu şeytan bunu yıkıtıp koyduğu da yenge. Ömer Anıl Hattab Madine köşelerde keterken sahabalar bilen bir kişiye giden bir balağat yaşı yetmeyen bir balandı. Şimdi üçer de bir de bağırıya bastırıp ey balam dedi dua kıyın dedi. Allah bizi günahlarımızı keçirsin. Ashablar ha bu balağat yetmeyen yaşıvalar kanakalı bizi günahımızı soruyordu Allah'tan dedi. Ömer Anıl Hattab olayı karattırıp ey buradalar bu balagat yetmedi. Demek ki günahlarda yazarken kalemi işe düşkeni yok. Bunu dost icabı. Biz balagat ettik, günahlarda kaladığın kalemimiz yazı yaptı. Elbette bu dua kısımdı. Ebu Hurayra radıyallahu anh ölüm saatleri yakın bugün payette yığladı. Çünkü Ebu Hurayra neden yığlayız dedi. Bu kişi cevap verdi ki ey kaleler bu kişiler radıyallahu anhum degen Allah bunlar hakkında. Allah bunlardan razı oldu. Şuna kadar derler. Şu adam yığılayattı. Resulullah vefat kıldı. Bunlardan razı halde ketkenir. Bunlar ki cenneti başaratını bergenidir. Şu kişiler yığılayattı. Men sizlerde dünyalardan çıkıp etkenim yığılaykenim yok. Sizlerden ayrılaykenim yığılaykenim yok. Lekin seferimi uzaklığını öyle yığılayattım. Kıyamet geçe kança tamam kabirde. Men ertaga ko'tariladigan yoki pasayadigan hovliga ketyapman. Men ko'tariladiganlar qatorda bo'lamanmi yoki pasayadiganlar qatorda bo'lamanmi? Shuni bilmay yig'layapman. Alloh meni kitobimni o'ng qo'limdan beradimi? Chap qo'limdan beradimi? Shuni bilmay yig'layapman. Yana qaytaramiz. Bular sahobalar. Alloh bulardan rozi bo'lgan kishilar. Bizchi? Biz o'zimizni kimga taqqoslashni olaylik-da? Qanchalik noqisligimiz kançalı bir günah kançılıkımız yeterliğini şundan da basıyor bu olarak. Ravayetlerde kilitlerde Şeyh Ebu Ali Ad-Dakak'tan Şuayb Aleyhisselam Allah'dan korkup yığladı. Yığladı közü kör oldu. Allah Teala közünü kaytarı verdi. Yine yığladı, yine közü kör oldu, yine kaytarı verdi Allah. Yine yığladı Allah'dan korkup. Közü yine kör oldu, Allah Teala közünü kaytarı verip. Ya Şuayb, eğer sen cennetten ümit kılı yığılırken bulsun, senge vacip oldu, bu oldu yığılamam dedi. Yok sen eğer dozaktan korkup yığılırken bulsun, dozak senge haram kıldım dedi. Parvardigara dedi, ben seni yüzüğünü körüşlükte şavgılan yığılıyordum dedi. Cennette hem dozak hem etme yaptı. Seni yüzüğünü körer mi ki ben degen, yüzüğünü körüşlükte şavgılan yığılıyordum yaptı dedi. İbadet üç kıl buladı. Kullu ibadeti, savdagar ibadeti, aşığı ibadeti. Kullu ibadeti kanaka. Kul, hacası büyürgen işini kımasa, ceza alışından korkup, çıkıladı. Kel değildi, azablanı. Kullu ibadeti şuna kıyken, dozaka çıkamaya da bir ibadet. Özü şünge yıkılasayan kettede yapıyoruz o adamlar. Çünkü dozaktan korkup, dozakta körüp durgen de korkuşlu gibi zor çıkar. İkincisi savdagerdi ibadeti. Savdager kim idi? Savdager payda kovgen, mensenge sevmeyen yakın adam. Birini iki kıladın adam. Savdager kana ibadet kılarken. Parvardigar men sen etken ibadet kılaman, sen etken haramdan tiylaman, sen menge cenneti veresen. Savda. Savda. Bu kullu ibadetten baratıra. Üçüncüsü aşıklı ibadet. Bu aşık, cennet diyen, dozak diyen hızlı yokken. Allah'a da cemalini körsen de bir ibadet kılarken. Ne maksat? Gaye, maksat Allah'a da didarını körüştü. Çünkü cennet çekilgen cennetilerge Allah-u Teala hemen nimeti verip koygenden ki,
özünün yüzünü bir mete körsetkende, İbn-i Kesir'de geledi, nimetlerge çömelip çömelip türgende, cennet asmanı geçin diye bulutsuzluk geledi de, selamun kavlen min Rabbi Rahim, ey cennet ahli, sizlerge tınçlik ve amanlık olsun degen, parvardigarını, cemalını, parvardigarını, didarını köredirler. Allah'ın yüzünü köredi şimdi, min yıl yakışıdan ketedir başkas. Özge kerim etken birinci yapı, parvardigar, yine bir mete yüzünü körse. Manasırlar, olmasa ya.